Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Devri Varoluş seminerlerinde giriş dersimiz dışında dördüncü dersimiz oluyor. 1975-1979 arasındaki 5 yılı mütalaa edelim. Çevremizde, dünyamızda, Türkiye'de, İslam aleminde nasıl bir hadiseler içerisinde dünya akıp gitmekteyken bu 5 yılın 0-5 arası çocukları dünyaya geldi. 60 doğumlar 15 yaşında 19 yaş araları. 65 ikinci derste konu ettiğimiz ikinci çeyrek doğumlular 10 yaşlarında ortaokula başlayacaklardır. Ve geçen derste yaptığım üçüncü çeyrekte doğan 71-75 doğumlular ise ilkokula başlama dönemlerine tekabül ediyor demektir. Önceki derslerde yaptığımız genel çizelgelere bir daha bakabiliriz. Birinci dersi girişi böyle özetlemiştik ve diğerlerine hakeza. Şu ise bu dördüncü dersimizle beraber doğumlar sona eriyor artık. Devri varoluş kuşağında doğan isimler, bu dört çeyrekte dünyaya gelenler söz konusu ediyorum. 80 sonrası, 2000'ler sonrası artık onlar başka kuşak dönemleri. 27 Mayıs süreci olarak adlandırmıştım 60'ları. Zaten iki darbe arasında doğanlardı varoluş kuşağı. Tam orta noktasında ise muhtıra vardı yine. Ona da yarı darbe denilebilir. Dolayısıyla 60'ların başı, 70'lerin başı ikisi de bir muhtıra ve darbenin akabindeki yıllar. Demokrasiye tekrar geçme diye adlandırılan siyasi Türkiye yazıcılarının isimlendirmesiyle dönemlere tekabül ediyordu. 27 Mayıs süreci dedik bu bakımdan birincisine. İkincisine 12 Mart süreci denilebilir ama daha önemli bir isimlendirme. Cumhuriyet'in 50. yılı da 73 yılı nazar itibarlarsak bu dönemde başlıyordu. Ve şu anda da Cumhuriyet'in 100. yılından bahsediyoruz. Tam orta noktalar. Ve bu kesitte de 1. Meclis, tard edilen İstiklal Meclisi'nin ruhlarını taşıyan insanlar legal siyasete girmekteler idi. Bunu manşete çekmek daha anlamlı olacaktı. İkinci çeyrek, yani 1. darbe döneminden sonra gelen gençlik, o anayasanın getirmiş olduğu özgürlükler, bu iç nedenler. Dış nedenler ise Avrupa'da, Paris'te başlayan ve Avrupa'ya ve kuşak kuşak birçok bölgeye yayılan öğrenci hareketlerine tanıklık ediyordu. Yani 68 kuşağı değil ki 40 doğumlara kastediyorsunuz. 20 yaşlarında üniversite gençliği ya da çalışma hayatına başlamışsa genç işçiler de iş içine katılabilir. Peki bu dördüncü çeyrek için ne diyebiliriz? Birinci meclisin açmış olduğu çığır iktidara kadar taşıdı İslamcı referanslı milletvekillerini ve onların tabiatıyla seslenmiş olduğu cemaatleri, toplulukları. 76-80 arası hem dünyada yine aynı şekilde diğerlerinde olduğu gibi paralel şekilde hem de Türkiye'de anarşi, anomi diye adlandırabileceğimiz bir dönem olabilir. Anarşi ve anomi olması ikisi de bir legal olarak adlandırılan yasallığı tanımama manasına gelir. Nomos'un olmayışıdır anomi, karmaşı. Sosyolojiye Durkheim'in armağan ettiği bir kavramdır. Anarşi de yine otorite yokluğu manasına geliyor. Yani N harfi burada kaynaştırma harfidir. A, arşi. bu anarşi nereden kaynaklanıyor? Eğer illallah inancınız varsa la ilahe hayatınızda tezahür eder. Kesin inançlılar, tezleri olan, iddialar olan ve ötesini tanımayan kuşakların çatışması. Türkiye'de meşhur adıyla sağ sol ama birinci meclisin dönüşün itibariyle konu edersek derinden derine gelen bir de İslami bilinçlenmenin getirmiş olduğum teröre yani silahlı eylemlere yansımasa dahi onun mağdur olma hasebiyle kuşağın, bizim kuşağımızın da ruhtaşlarımızı yakından etkileyen bir kesit oldu bu arkadaşlar. Önümüzdeki salı yapacağımız ders Şaban'ın son günü oluyor galiba. Ertesi gün Ramazan geceleri başlıyor.
Dolayısıyla 81 ve 85 arasındaki dersimizle Ramazan arası verelim. Bayram sonrası, Nisan'dan sonra devam ederiz. O tablomuzun da dördüncüsünü buraya eklemiş oldum. Bu kesitte doğanlar ama aynı zamanda da vefat edenlerimiz vardı. Bunlar haklarında müstakilen ders yaptığımız isimlerdi hepsi. Onun 75-80 arasında tekabül eden yeşillerini ve diğer renk skalalarını görüyorsunuz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Tarık Mümtaz Göztepe, Profesör Tayyip Okiç, Kemal Pilavoğlu, Ali Nihat Tarlan, Osman Turan, Zekeriya Sertel ve Kemal Türker sendikacı bu tarihlerde ölmüş ya da öldürülmüşler. Şimdi kronolojik akışa bırakabiliriz kendimizi. 75'ler, 74'ler nasıl sonlanmıştı? Tam orta yıllarında Kıbrıs müdahalesi gerçekleşmiş. Erbakan Ecevit Hükümeti zamanı Temmuz-Ağustos aylarında birinci ve ikincisi akabinde bunun getirmiş olduğu Türkiye'ye yönelik ambargolar, sıkıştırmalarla bunalmış olan bir süreç. Tabii halkta 60'larda yapılamayan müdahalenin 70'lerde yapılması Kıbrıs'a büyük bir moral kazandırmış idi. Ve dönemin başbakanı da bunu oya tahvil ederek seçime gitmeyi arzu etmekteydi. O bakımdan 74'ler sona ererken iktidarı feshetti. Ortaya çıkan kaos, yeni hükümetin kurulması imkansız kılarsa erken seçime gider. Buradan da tek başına iktidar olurum hayallerini taşımaktaydı. Ama hocanın kıvrak pratik zekası buna izin vermeyerek Ecevit'i düşmesiyle kendi kendine mahcup hale, pişmanlık haline gark etti. Birinci ve ikinci milli cephe hükümetleri denen 75-79 arasındaki sürecin hükümetlerine Türkiye'ye emanet edildi. Araya başka hükümetler de girip çıkacak. Onları da göreceğiz. 75'ler Demirel'in başkanlığında Erbakan'ın Türkiye için birincisi itibariyle ikincisinde yok. Güven Partisi lideri Fevzi, Kayserili Fevzi profesörün de yer almış olduğu bir yeni iktidar türünü bize tanıttım. Tabii koalisyonlarla da Türkiye ilk kez Erbakan'la tanıştı. 74'teki Ecevit koalisyonuydu. Ama daha sonraki dönemlerde koalisyonlar denince artıya cephe koalisyonları anlaşılacaktır. 80'li yıllar tek parti iktidar dönemleridir. 90'larda ise Özal'ın ölümünden sonra tekrar koalisyonlar dönemine Türkiye dönecek. Yine sağ ve sol ortak koalisyonu şeklinde. Bu kez Adalet Partisi ile onun devamı olan Sağ Parti ile CHP'nin devamı olan Sol Parti koalisyon yapma durumunda kalacaklar. Bu anarşi anomi diye adlandırdığımız dönem askerler katında iç cüzüklerini göstererek ordunun müdahale hakkını kendilerine bulmalarına dayanak olarak sundukları gerekçe koalisyon yapamadılar. Hükümetsiz kaldı Türkiye. Hatta Cumhurbaşkanı seçemediler. Başka çaremiz kalmadı. Militer yürüyüş yapmak zorunda kaldık dedirtti. Dolayısıyla bundan ağzı yanan siyaset 90'larda benzer krizlere izin vermemek için yeniden bir sağ-sol ortak koalisyonu Kenan Evren'in yaptığı dönemdeki mazeret ortaya çıkmasın diye denedi ama süreç 4 sene sonra bu kez koalisyonu yine askerlerin yıkmasıyla 28 Şubat'la sonlanacak. Ve bu kesitte doğan 60-80'li insanlar o dönemlerde artık 40'lara doğru yürüyorlar. Birçokları önemli yerlerde de çömez olarak işe başlamışlar diyebiliriz. Eyvah, rengimiz okumaya müsait değil. Bunu bir değiştirebilirsek değiştirelim. İçeride böyle sorun yapmamıştı, burada yaptı. Renk sorunuyla hepsini uyarladık ama sorun çıkabilirlerdi resimlerle ilgili. Bakalım. Evet, TRT ile 68'de deneme yayınlarıyla Türkiye İstanbul-Ankara sınırlarıyla tanışmaya başlamıştı. Ve geçen dönem verdiğimiz 70'lerin orta yıllarında da Anadolu'ya
paket yayınlar yapılmaktaydı. Gittikçe yayın süreleri günleri artacak. Türkiye'de izlenme alanı genişleyecek. Paralel şekilde de 2-3-4 TRT'nin radyoları hizmete girmeye başlıyor 75 sonrası. Avrupa'da ta 10 yıl öncesinden beri renkli televizyon var ama Türkiye'nin ekonomisi bunu kaldırmaz diyerek milli cephe hükümetleri aralarında konuşsalar da buna girişmediler. Nazilerden bahsettiğimizde 40 sene, 30 sene geçtik. Savaş bitim itibariyle 45'i nazar edip alırsak, savaş yargılamalarında öldürülenler, hapsedilenler oldu. Bir de kaçaklar listesi vardı. Onlar da zaman zaman öldüklerinde haber konusu oldular. Birçoklarına akıbet ise meçhul kaldı. Çünkü gizli yaşadıkları için ölümleri de gizlendi. Böyle dünya siyasasının magazinel boyutta izledikleri bir Nazi subayları vardır. Kim nerede öldü mü, yaşıyor mu? Hatta şehir efsanesi Hitler için de kaçtığı, intihar etmediği, dublörünün cesedine ulaştıkları, çünkü yanmıştı zaten, tam belirgin de değildi. Böyle bir edebiyat. Bunun da edebiyata tam da yansıyan tarzları vardır. Romanlara konu oldu, filmlere konu oldu. Bir Nazi subayları diye bir gündemimiz var. İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş yıllarında 45'lerden sonra da göreceğiz. Sabiat ile normal yaşam ömrü 30'larda 20 yaşında subay olsanız herhalde şimdi hayatta kalanları pek kalmamış olmalılar. Son Nazi subayı falan öldü denilir. Sonra bir daha çıkar. Son Nazi subayı öldü falan diye bu tür havadislere tanıklık etmişizdir. Arif Nihat Asya'nın ölüm tarihini görüyoruz. 1000 deyince binlerce yıl öncesinin kazıları yapan insanlar bilim dünyasında tanınsalar da pek yaşarken şey olmazlar, magazin gazete sayfalarına girmeyen isimler bunlar. Anarşi anomi döneminin isimlerini, manşetlerini görmeye başlıyoruz gördüğünüz gibi. Asıl yükseliş 76 sonu 77 başı 78'li yıllardır. Artık 79 zaten darbeye giden süreci ortaya çıkartıyor. Önceki dönemlerde kurulan 60 Anayasası'nın verdiği imkanlarla birçok sivil toplum kuruluşundan bahsetmiştim. Sendikalar ortaya çıkmıştı. Mecliste sol partiler vardı. Ama artık ordu dışında devlet bürokrasisinde kurumların da bölündüğüne tanıklık edeceğiz. Polisin sağ ve sol örgütlenmeleri, memurların benzer örgütlenmeleri var. Her şeyle devlet ortadan çatlamaktadır. Yine bir Nazi haberi. Tabii ölümlerinden bahsedersek Türk siyasetçilerinin bu yıllarda artık Mustafa Kemal döneminin, tek parti döneminin siyasetçileri demektir. Menderes dönemi biraz daha geç. 15 sene sonra daha fazla ölümlerinden bahsediyoruzdur. Uçak kazaları, tren kazaları, bu tür yıkıcı haberler gazete manşetlerine çıktığı için günlerce konuşulur, tartışılır. Hadi içinde bir de sanat dünyasından isimler varsa geriye doğru magazinini besler bunlar. Bu ünü Türkiye sınırlarından gelen bir isim, Arap dünyasının Ümmü Gülsüm'ü. Türkiye'de İbrahim Tatlıses nasıl bir yaygınlığa sahipse, şöhreti Türkiye sınırlarına aşmışsa bu hanım da öyledir. Arap dünyasında Arapları mesheder. Ümmü Gülsüm denen bir efsane. 75'te ölmüş. Tabii o Arap dünyasında televizyon orada içinde yine. Bunlar radyodan sesi bilinir. Yani Türkiye'de de Arap radyolarından Ramazanlarda Kur'an dinlendiği gibi diğer günlerde de Ümmü Gülsüm'ü dinlerdi Türkler. Ya Atatürk'e hayranlı kitapları ya milli mücadele ilgili anılar tarzında bu dönemin siyasileri ve askerleri öldüklerinde külliyatları bu şekilde bilinir hale gelir. Tabii o dönemin baskı tekniklerindeki kapaklar, ilkel matbuat. ...1975 Şubat'ı Amerikan Kongresi
Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasını kabul etti diyor. Şimdi Kıbrıs Savaşı Temmuz'da oldu. Aradan bakarsanız 7-8 ay geçti. Ama işgal ettiği topraklardan hemen çekilmesi, Türk ordusunun adayı terk etmesi istenmektedir. NATO'nun büyük ülkesi Amerika, Yunanistan'ın lehine, Türkiye'nin aleyhine tam bir tarafgir şekilde dayatmakta. Artık bu kurucu koalisyon dağılsa da küçük ortaklığı devam ediyor yine koalisyonlar Türkiye'de. Dolayısıyla Demirel hükümeti, zaten milliyetçiler de var işin içerisinde, kolay kolay evet demeyeceklerdi. Ve bunun uzamında Türkiye bir dizi ambargo ile karşı karşıya kaldı. Silah ambargosu. Belli bir oranda Türkiye ve Yunanistan'a yapılan hibe yardımları vardı NATO'nun. Onlardan mahrum olmaya başladı. Ve daha başka alanda da ileride karşımıza çıkacak tarihi. Bugün her 24 Nisan'da Türkiye'yi sarsan olacak mı olmayacak mı diye Amerika'dan korktukları bir Ermeni meselesi var biliyorsunuz. Onun da başlangıcı bu yıllardadır Amerika'nın hatırlaması ve Türkiye'nin başında onu bir tehdit unsur olarak kullanmasını. Tabii aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya dışında da diğer ülkelerde, İngiltere'de, Çin'de, Japonya'da o dönemin siyasasında isim yapmış, haber konusu olmuş, artık tarihsel bir şahsiyet olan kişiler ölmüşlerse başka ülkelerin de haber alanına giriyor. Üzerlerine yazılıp çiziliyor. Nobel ödülleri alsın almasın dünya bilim tarihinde önemli katkı sunan isimler de öldüklerinde bir genel konuşma konusu oluyorlar. Evet, tek parti dönemi siyasetçileri çekilmekteler. ...13 Şubat 1975'te Amerika'ya cevabımız ambargoya bu olmuş. Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu ve devlet başkanına Rauf Denktaş getirildi diye deklare ettik. Aradan geçen 50 sene Türkiye dışında Türkiye dostlarım diye bildiği ülkelere bile bunu kabul ettiremedi. Çünkü o ülkeler üzerinde de Birleşmiş Milletler'in, Amerika'nın kabul ederlerse yaptırım tehditleri vardı. Bu gerçekleşmedi. Demek ki Şubat'a kadar ki geçen 7-8 ay esnasında yıkılmış olan bir Kıbrıs hükümeti var. Yerine Rumların kurduğu hükümet, adanın bütün hükümet olarak kendini görmek istiyor. Türklerin legal bir durumu yok. Adada bulunan Türk kuvvetleri vesaire var. Tam bir durumları belirsizlik içerisinde Türk ordusunu koruduğu bir cemaat olarak bir görüntü arz etmekteydiler. 75'te Kıbrıs Türk Federe Devleti adını kullanarak bir devlet oluşturuldu. Bu 12 Eylül'den sonra sanırım 85'lerde 10 sene sonra bir isim değişikliğine giderek bugüne kadar geldi Kıbrıs. Astronomi, biyoloji sahasında yine Nobel ödüllü isimlerin gerek alsa da almasa da ödülü marka hale dönüşen isimler vardır. Huxley soyadı bilim tarihine ilgilenenlerin bilecekleri bir isim. Onun ölümünü görüyoruz. Evet, sağcı siyaset. ...25 Şubat 1975... Eliyah Muhammed öldü. ABD'de İslam ümmeti olarak, Islamic Nation, Amerikan İslam Misyonu adlı siyasetin önderi diye kronolojiler zikre konu etmişler. Biz Amerika'yı nasıl tanıyoruz? O zamanki hafızamız Muhammed Ali üzerinden. Onun boks hadiseleri, İslam'ı kabul ettiğini söylemesi, ödülün elinden alınması, Vietnam Savaşı'na gitmediği için hapse atılması, tekrar çıkması, Afrika'da yapmış olduğu bir maçta tekrar ünlenmesi ve bir sene sonra da 76'da Erbakan tarafından 29 Mayıs kutlamalarında İstanbul'a davet edildi ve beraber meydanlara çıktılar. Yani Ali üzerinden biz Amerika'daki siyah hareketi
duyduk, işittik, sonra işin içerisine girdik ve geriye doğru Malcolm X hatırlayacağız. Yani Malcolm X de 65'te öldüğünde haberimiz yok o işlerden, Türkiye'nin de haberi yok. O bakımdan gündem oluşturmamışlar. Eliyah Muhammed'in Malcolm X'in ölümü hasesine karıştığı iddiası vardır. İslam Ümmeti Hareketi bunun Amerika ajanları tarafından üzerlerine yıkılan bir hadise olduğunu söylüyorlar. Bu da kuvvetli muhtemel ama Malcolm'un bu harekete verdiği zarar ve liderin karizmasının çizilmesi de olayın olmazlığını ortaya koymuyor bilindiği üzere. Bugün aradan 50 sene geçmiş. Hareket büyük oranda itikadi olarak kendini dönüştürdü. Bilali Müslümanlar olarak uzun bir zaman isim kullandılar. Hala o ismi sürdüler mi bilmiyorum. Louis adında bir adam var hareket liderliğinde şu an o yürütüyor. Ki onun da bu Malcolm'un ölümü hasesiyle suçlandığını biliriz Malcolm'cu kanat nazarında. Bir de böyle ünlü olmasa da bazı cinayet olaylar, seri cinayetler, katiller, tecavüzler dünya basınının konusu olabiliyor. Bu kızcağızın da olayı yıllarca konuşulmuş. İzi takip edilmiş, öldürendir, öldürülendir, niçin öldürür, nasıl bulundu vesaire böyle bir. O dönemlerde Marcia Temple kızının hikayesi var. Şu kitabından hatırlayabiliriz. Dirina Köprüsü diye Türkiye'ye tercüme edilen bir roman, filmleri de yapıldı. Sırp yazar. Onun ölüm tarihi epey güzel bir romandır. Armatör servetiyle, aşklarıyla, gemileriyle, magazinel bir isimdir uzun yıllar. Konuşuldu daha sonra çocukları bunun, Onassis armatörler. 1975'te Türkiye Eurovision yarışmalarına, şarkı yarışmalarına katılıyor. Yani TRT daha çocuk, yeni kuruldu ama hemen atladı oraya. En önemli uluslararası yayın, nakliyen yayın etkinlikleri içine sivrildi bilindiği gibi. Bu Keriman Ece gibi mankenimiz gider gitmez ödülle karşılıklı olacağını sandılar Türkiye. Ama biraz halk seçimi yapılıyordu. Her ülkede yapılan kamuoyu yoklamaları. Dolayısıyla siyasi bir şey olmadığından, beynin kararı olmadığından Türkiye'nin de böyle bir şeyi de yok, itibarı da yok. Türkiye'de kulaklar yabancı. Oradan sonuncu dönmek epey moralini bozdu Türk sosyetesinin. Ertesine katılak katılmayak mı ama katılalım diye devam ettiler. Biliyorsunuz bu 10-15 sene kadar önce bir siyasi nedenden dolayı boykot edildi. Hala şimdi hükümetin halde vaatler içerisinde var. Deva Partisi vesaire iktidara gelirsek tekrar Eurovision yarışmalarına katılacağız diye. 68 hareketi, 69'da Mescid-i Aksa'nın yakılması, 70'in başında Ocak ayında İslam Konferans Teşkilatı'nın kurulması konuları konuşulurken Faysal ismi karşımıza çıkmıştı. Suudi Arabistan kralı. Kralların çoğu da tüm krallar tarihinde olduğu gibi İslam dünyasında akıbetleri normal olarak devir teslimine sonlanmaz. Yataklarında ihtiyarlık halinde ölmek ya da ölmüyorsan sen moruk diyerek yeğeninin oğlunun öldürmesiyle Faysal'ın da akıbeti öyle olmuştur. İslam Konferansı örgütüne kuruluşuna vesile olması nedeniyle İslami kesimde de Suud krallar içerisinde en sevilenidir ya da en az sevilmeyenidir diyelim. 70'lerin ortalarında Türkiye'de bir elin parmakları kadar üniversite var. Biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi Darülfünun'un dönüşümüydü 34'lerde. 40'ların sonu 50'lere girerken Ankara Üniversitesi oluşturuldu. İlahiyat ikinci olarak İstanbul'dan sonra, hatta İstanbul'daki Yüksek İslam Enstitüsü'ydü. Burada açılmıştı. Sonra bunu İzmir, Erzurum gibi iller takip etti. Erzurum'da açılan üniversitenin adı ne olacak? Atatürk Üniversitesi. Bu 19 Mayıs Üniversitesi. Ankara'da Gazi Üniversitesi. Yani Ahmet Mehmet ismini biraz değiştirerek her şeyin marka ismi hala 50. şeref yılında Türkiye'de
onun üzerinden dönüyor. Tabii bu kuruldu yıl şimdiki şöhretini taşıyan bir şirket değil ama şu anda da nice ortaya çıkan sosyal medya çevreleri, iletişim dünyasındaki holdingler geleceğin dünyasını biçimlendiriyorlar. 2010'a kadar kurulan onca şirket bütün bir dünyayı dönüştürdü. Microsoft da 75'te böyle bir başlangıca sahipmiş. Yıllar sonra dünyayı kuran beyinlerden oldu bunlar. Bir kız çocuğu hikayesinden bahsetmiştim. Bu da bir kazayla ilgili hadise. Vietnamlı öksüz yetim bebek çocukları Vietnam'dan Filipinlere götüren ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir nakliye uçağının düşmesi, 155 kişinin ölmesi, 78'inin çocuk olması, bu da epey bir dram ortaya çıkartmış. Günlerce, aylarca konuşulmuş. Sonra yine bu da romanlara, edebiyata, filmlere, dizilere konu olmuş. Böyle bir uçak filmi, çocuk ölümü hikayesi var. Şimdi biz göçmenlerin Avrupa'ya teknelerle giden, devrilen, devlet eliyle ölümleri için taşıyan, onları su üzerindeki vasıtaların delinerek mahkum edilmeleri, insan ticareti, kaçakçılar yani yolda bırakmalar, biliyorsunuz nice acılar yaşıyoruz. Bunlar bitmeyen edebiyatımız. Uzay seyahati seyrederek devam etti. O başlangıçta Amerika ve Rusya arasındaki prestijli yarış gerilere gitse dahi Amerika son insan 13. Apollo yürüyüşüyle ölümle sonlandıktan sonra Ay'a gitmeyi bırakmıştı biliyorsunuz. Artık dünya atmosferinde uydular tesis etme ya da insansız araçları Ay ötesine götürme gibi işlere yoğunlaştılar. Sovyet ayağında ise Salyut araçları var. Bir kaza yaşanmış, ölümden kurtulmuşlar. Kozmonot deniyor onlara. Onun haberi, uzay magazin tarihi. Chiang Kai-shek, Çin Cumhuriyeti'nin asker ve siyasetçisi. Çin 47'lerin 2. Dünya Savaşı sonrasında 50 öncesinde kurulmuş olan bir devlet. Mao Zedong'un ortaya çıkarttığı. Mao 76'da bundan bir sene sonra da onun ölümünü göreceğiz. Sonra Çin'in Mao sonrası dönemi karşımıza çıkacak. Bir milliyetçi Çin vakası var. Amerika'nın komünist Çin dışında desteklemiş olduğu yer. Çin'le de ilişkilerini Türkiye için görmüştük. Geçen 71'de ilk defa diplomatik ilişki kurdular diye. Amerika'nın ilişkisi daha da geç Türkiye'den. Onu da kronolojik akışta karşımıza çıkacaktır. Vietnam Savaşı, Kamboçya Savaşı, bunlar Amerika ile de Rusya arasında, bazen Çin ile aralarında, bazen Japonya müdahil olmuşlar. Bir dizi karmaşık savaş öyküleri ve bunun taraflarının gerilla ya da devlet başkanı hüviyetiyle ya da uluslararası diplomaside öne çıkan bazı diplomatlarıyla, dışişleri bakanlarıyla anılı bir dizi isim vardır. Siyasi tarihle ilgilenenler nazarında. Onların da ölüm doğumları listemize giriyorlar. Bu hanım Necip Fazıl'ın şiirlerini bestelenenlerden bir tanesi. Da tarihlerde doğmuş. Evet, MC'yi görüyoruz. 12 Nisan 1975 Milliyetçi Cephe Hükümeti. Yani Nisan'da Ecevit'in 74'ün sonlarında Ecevit'in istifasından bahsetmiştim. Demek ki 2-3 ay süreyle Türkiye'de bir hükümet krizi yaşanıyor. Uzun görüşmelerden sonra fiilen imzalar atılıyor ve şahsiyetler ki aralarında girmemiş Turhan Fevzoğlu'nun da olması lazım. Milliyetçi Cephe Hükümeti kuruldu. Milliyetçi Cephe ortaklık protokol için anlaştı diyorsunuz. Ecevit'le olan koalisyon ikiliydi. Bu ise artık üçlü dört olarak karşımıza çıkıyor. Dört liderli kabine mesela. Her birine lider deniliyor. Her biri neydi? Başbakan yardımcısıydı. Ecevit hükümetinde bir tane başbakan yardımcılığını gördük. Daha önce hiç yok böyle bir kurum. Şimdi dörtlü kabine giriyoruz. Şimdi yedili cumhurbaşkanı yardımcılığına Türkiye hazırlanıyor gibi.
Bağımsızlığını kazanan Afrika liderleri ülkede yapılan darbelerle kendi ordusu tarafından ya da komşu ülkeyle çıkan çıban sınır sorunları nedeniyle yapılan savaşlar akabinde bir vesileyle. Yani bunlar da artık Afrika Özgürlük Hareketi'nin önderleri olarak ya da iç savaşın ya da devrim kendi evlattan yer kabilinden askeri darbeyle devrilen isimler olarak karşımıza çıkar. Bunlarla da bu yaşlarda tanışmaya başladık. Hala da değişen bir şey yok dünyamızda. Ve Lübnan'ı bu iç savaşlarla hatırlarız. Lübnan denince kafamıza Müslüman solcularla sağcı falancistler, yani sağ Türkiye'de olumlu bir kavram, sol olumsuz bir kavram, Filistin sol kelimesiyle anılır. Dolayısıyla anarşist, komünist nazarımızda, yani Türkiye nazarında genel kamuoyu, havadisler bu dille veriliyor. Öyle servis ediliyor ve TRT'de o dönemin resmi devlet angajmanı da İsrail yanlısı böyle sürdürülüyor. Yani hükümetin içinde Erbakan'ın ortaklığı daha yeni. Ama gazete çıkartılan Milli Gazete diğerleri, uluslararası ajansların haberlerini kullanıyorlar. Biraz törpüleyerek, lafızları değiştirerek bir şeyler de yapsanız dahi sağlıklı olarak İslam dünyası birbiriyle maalesef haberleşemiyorlar. Lübnan'da kaç dönem vardır böyle krizler dönemi? Daha sonra 82'de Filistinlilere İsrail'le yaşattığı bir büyük şey vardır, ambargo vardır. Sarılma hadisesi, Tunus'a kaçması, onu bir sonraki dönemde karşımıza çıkacak. Bu dönem, şimdi 70-68 hareketi, 73'te öldürülen, asılan, idam edilen solcuları görmüştük. Şimdi bunları besleyen şekilde bir de nasıl çıkıyor karşımıza? Türkiye'den komünistlerin, Marksistlerin Filistin'e gittikleri, Filistin'de savaştıkları, orada eğitildikleri, Türkiye'ye oradan geldikleri, o zaman da başımıza bela olan solculara silah veren, onları eğiten, onlara imkan açan biz Filistinliler olarak hafızamıza senaristler bir senaryo yazıyorlar. Dolayısıyla burada yaşanan dramı dram olarak algılayamıyoruz. Belki de o dönemin camilerinde dualar da edilmiyordu bunlara. Allah kahretsin deniliyordu kuvvetle muhtemel. Evet, sözünü ettiğim Amerika'nın 24 Nisan kararı. Bir hafta öncesinde Temsilciler Meclisi 24 Nisan tarihini Ermenilere karşı işlenen insanlık dışı suçları anma günü olarak kabul etti. Bu da Kamboçya, yukarıda Çankaya şekli görmüştük. Pol Pot liderliğinde Kızıl Kimerlerin başkent Phnom Penh'i ele geçirmeleriyle iç savaşın sona ermesi haberi. İran Today hareketinin tarihinden bir isim. Bijan Cezani. 75, yukarıda Lübnan İç Savaşı'ndan bahsetmiştim. Ama bizi yaralayan ne olacak Lübnan denilince? 75'te Türkiye'nin Beyrut basın danışmanının otomobili Ermeni teröristlerce bombalandı. 5 senedir, hatta tam olarak 72 başlangıcı alabiliriz de, 3 senedir yürütülen bir asala Türkiye diplomatlarını hedef aldıkları suikastlar var biliyorsunuz. Bazen büyükelçinin kendisi, konsolos ya da eşi, şoförü ölümler hadiselerini yaşarız biliyorsunuz. Buradan işliyor. Ne olmuştu? 24 Nisan'a doğru 4 gün var. Bir hafta öncesi Amerika bir anma günü ilan etmişti. Zaten mazlum olduklarını, Türklerinin onlara karşı bir bedel ödemeleri gerektiğine dair kamuoyunu Amerika biçimlendiriyor, yönlendiriyor. Lübnan'da iç savaş yaşanıyor. İsrail de karışıyor bu savaşa. Böylesi karma karışık bir senaryo. Filmi izleyenler kimi tutacaklar bilemiyorlar. O çelişki içerisinde yaşıyorlar. Senaryoda iyi ve kötü adam karmaşık. Kuzey Vietnam birlikleri saraya girerek, tabii sonraki imar edilmiş biçimi, savaşı sonlandırmışlar. Kültlerimiz yine ilahilerimiz, tanrıçalarımız. Bu hanım da 75'te doğmuş, tabii o zaman meşhur değil bebeğimiz.
Ama daha sonra üzerinden dünya feminist hareket, LGBT hareketi birçokları bunlara kullandılar. Sonra barış elçisi olur bunlar. Birleşmiş Milletler adına kriz bölgelerine yardım götürürler. Çocukları kucaklarına alırlar. Diğer alanda ise bu yaratılan empatiyle yarattıkları şeytani sloganların sözcülüğünde oynadıkları rollerle o sempatilerini burada kullanarak dejenerasyonda rol oynarlar. Bu hanım kız da böylesi bir rolün hayat içindeki artisti, hayat içindeki artisti. Askeri junta'dan bahsetmiştik. Enosis, yani birleşme gerçekleşmeyince Rum kesimiyle Rusya arasında askerler hükümeti devirerek darbe yapmışlardı militer dönem. Tekrar cumhuriyete mi geçelim, krallığa mı dönelim? Yunanistan'da referandumu yapılıyor ve Yunanistan'ın şu anda devam eden son cumhuriyeti kuruluyor 75'te. Demokrasiye dönüyorlar. Demokrasiye dönünce de Avrupa Birliği'ne girme başvuruları vardı. NATO'ya girme istekleri vardı. 81'de Türkiye NATO'ya Yunanistan'ın girmesini veto etmedi. Girdi. Daha sonra Yunanistan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini veto etti. Avrupa Birlikçileri buradan da Kenan Evren'i affetmezler. Yunanistan'a böyle bir beleş NATO üyeliğini hediye ettik diye. Yine söz konusu edilen, devam filmleri çekilen romanlar, filmler vardır. Jaws efsanesi de bu yılda başlamış. MHP hükümetinin ortaklarından Türkeş'e Diyarbakır'da bir suikast girişimi olmuş. Diyarbakır, Diyarbekir, Osmanlı kaynaklarındaki adıyla Ahmet. Malum geçen Ahmet Spor üzerine Türkeş'in ardılı ne ağır laflar etti. Bağımsızlık kazandırmaya devam ediyor Avrupa, Afrika ülkelerine. Mozambik'te Portekiz'den bağımsızlık almış bu ülke. Şöyle bir çıkıntı bölgesi şurada. Nazi subayları. Ekrem, Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansız Kuvvesi, bununla bu isim eşleşmiştir İstanbul hafızasında. Daha çok öyle bilinir. Edebiyatta başka işleri falan da varsa da böyle bir adam, dili de biraz bozuktur. Nazi subayları. 75 Latife Hanım'ın ölüm haberini okumuşlar Hürriyet Gazetesi'nden Türkler. Bunlar Cumhuriyet öncesi görüntüleri. Cumhuriyet sonrasındaki İzmir konak, Latife Hanım'ın kürk mantoları, modern görüntüleri. Bu da yaşlılık dönemindeki resmi. İmam nikahıyla alarak, imam nikahıyla da boşamıştır. Git demiştir, gitmiştir Latife Hanım. Çankaya'dan götürülmüştür. Yine Mustafa Kemal'in kullarından biri. Ege ordusu diye bir orduyu, birinci, ikinci, üçüncü ordularımız var biliyorsunuz. Bu kez Yunanistan, Ege'de kara suları ve başka sorunlarımız var. Amerika'da Yunanistan'a karşı bizi eşit mesafede davranmayacağını Kıbrıs olayında gösterdi. Öyle olunca bir değerlendirme yapmış devlet ve müstakil bir ordu Ege'de kuralım. Bu Yunanistan'a karşı teyakkuzda olsun diye gerçekleştiriliyor. Tabii 20 Temmuz 1975 olunca hükümet kuracak tabii orduyu. Hükümette kim var? Erbakan var. Dolayısıyla Kıbrıs müdahalesi daha sonra bir de Erbakan'ın Türkiye'ye armağan ettiği Ege ordusu hasesi var. Biri ilk koalisyonun ürünü, bu da ikinci. MC'lerin birincisi ama koalisyonların ikincisi, ikinci Erbakan hükümetinin hediyesidir. Akabinde bu 20 Ege ordusunu kuruyorsunuz. Yunanistan, Amerika ambargo yapmıştı. Ermeni gününü tesis etti. İlişkine kadar girildi görüyorsunuz. Sonra ne yaşamışız?
29 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı İncirlik dışındaki ABD üslerinin Amerika'dan devralındığını söyledi. Yani Türk hükümeti diğerlerini kapattığını söyledi. Ve Amerikan askerlerinin Türkiye'den gitmesini istedi. İncirlik üssü dışındakilere Türk bayrağı çekildi. Evet, yani bunun o nasıl gerçekleşti? Erbakan verdi hükümette. Kıbrıs hareketi dolayısıyla 20 Temmuz'dan beri Türkiye'de de sıkı yönetim devam ederken bunu kaldırmışlar Ağustos'ta. Bir sene sonra sıkı yönetim kalkıyor. Tabii sıkı yönetim kalkması askerin sokaklara çekilmesi manasına da geliyor. İşte ondan dolayı 76'dan itibaren anarşi, sol hareketler, sokak eylemleri ortamı boş bulacaklar. Tabii bir de başlarında MC hükümeti var. MC hükümeti içinde Türkeş var, dinci hareket var, sol hareket var. Bu da işi kazıyor, kuvvetlendiriyor. Nina Tayfunu büyük bir facia. 230 bin insan bu tayfunda ölmüş. Bu çocuğu olimpiyatlarda duymuştuk. AKP hükümetinin erken yıllarında gazeteler adını da böyle kısaltarak İ. Mansız yazarlardı. İ. Mansız okunurdu. Ve böyle meşhurlarımız şöhreti daha başka şöhretlerle beslemek isteyen bir alet-i ruhiye yaratırlar. Böyle işlere tevessül etmiş bu imansız delikanlımız da. Harun Karadeniz, bu da idam edilenlerin değil ama 60 hareketinin, öğrenci hareketlerinin bir isim. O çevreler tanırlar onun ölümü. Pakistan'dan bağımsızlık kazanan ya da Pakistan'ın bölündüğü savaştı Bangladeş. Onun ilk başkanıydı Mucibur Rahman. Orada adı geçmişti. Türkiye, Pakistan ve Pakistan'dan kopan Bangladeş arasında böyle jestler var bildiğiniz gibi. Ziyavlak Caddesi vardır Ankara'da. Bu da bir bulvara adı verilmiş. Mucibur Rahman'ın, onun ölüm tarihi. Muhtıra'nın paşalarından biriydi Faruk Gürler. Onun ölümünü yaşamışız. Haile Selassie daha önce adı geçmişti Etiyopya ile bağlantılı olarak. Onun ölümünü görüyoruz. O zamanlar Etiyopya denmezdi, Habeşistan denirdi oraya. Son imparator olarak anılıyor. Sonra cumhuriyet ilan edildi Etiyopya'da. Haile Selassie tabii Habeşçe'de. Sami dillerin bir ayağı. Dolayısıyla İbranice ve Arapçaya çok uzak değil. Bu Selassie kelimesi Arapçadaki Selassie kelimesiyle akraba bir kök. Üç kere imparator demek haile Selassie. Yani biz şeyin karesi deriz ya biz kuvvetlendirmek için. Bir de böyle nitelemeler var. Üç kere. Fort'a benim hatırladığım iki kez cinayet şey oldu, suikast teşebbüsü oldu. Bunun bir tanesi de bu kadının eylemidir. Başarılı olmamış ama. Tabii bunun arkasında yine bir magazin duvar. Hangi örgün adamıdır, kimler vardır, olay nasıl şekillendi, romanları yazılır, arkasından filmleri çevrilir. Bu da böyle bir yine kült konumuzdur. Amerikan başkanlarına suikast. Tabii en meşhurları Abraham Lincoln suikastı öldürdü. Kennedy suikastları var biliyorsunuz. Bu da hatırladığım benim ilk deprem. 70 olduğuna göre 13 yaşlarındayım. Diyarbakır'da Lice depremini hatırlıyorum. Radyodan duyduğumuzu, okulda konuşulduğunu, yardımlar toplandığını. Böyle bir yıkım yaşanmıştı Lice depremi. Sessiz sinemadan erkek figürleri daha çok biliriz. Bu da orada izlediğimiz ekrandaki bir ses sinema aktörü de bu hanım. Bedir Rahmi
Şimdiki Fazıl Say'lar gibi, Levan Sam'lar gibi Türkiye'nin batıya gönderdiği öğrencilerden bir tanesi. Ressamlık eğitimi almış, gelmiş. Resimleriyle, bestelenmiş şiirleriyle. Yine evlilikleriyle. Ayrıca bir magazin şeyi de vardır, yönü de vardır. Evet, yine Ford'a yapılan, suikast eden bir başkası. Bunu da şu hanım, ihtiyarlık dönemini görüyoruz. Yapmış, suikasttan fotoğraflar, bunun da filmleri, romanları yazıldı. Ahmet'ini pek bilmeyiz. Danyal Topadan diye bildiğimiz Türk sinemasından bir film karakteri. Apache helikopterleri, Apache, bu isim Kızılderililerden gelen bir isim. O ilk uçuşunu 75'te gerçekleştirmiş. 12 Ekim 75, 27 ilde 54 senatör ve 6 milletvekili için yapılan ara seçimler. 2 senatör çıkartıyor. 61 Anayasası'nın senatörlük denen bir kurum getirmişti bildiğiniz gibi. Senatörler 6 sene için seçiliyorlardı. Milletvekilleri 4 sene için seçiliyorlardı. Senatörlerin daimi olanları vardı. Cumhurbaşkanlarının tayin ettikleri ve darbeden gelen isimler bildiğiniz gibi. MHP'nin de senatörleri vardı. Bir tanesi de Kayseri'dendi. Ali Oğuz denen bir senatörümüz vardı. MHP senatörü. Evet, Tofaş modelimiz kendini zaman zaman yeniliyor. 31'leri çıkartmış. Erbulak ailesi vardır. Neşe Erbulak, kocası vardır. Karısı kendisini boynuzlamıştır. Böyle magazin havadislerine konu olmuşlardı bu ailede. Meşhur Türkiye'de medeniyet yargılanıyor kitabıyla meşhur olan bir İngiliz diplomat. Toynbee, tarihçi. Onun ölüm tarihi. Yine Ermeni eylemleri. 75 nüfus sayımında Türkiye nüfusu 40 bin olarak tespit edilmiş. Geçen dönemde 70'te görmüştük 35 bin nüfus vardı. Hatırladığım ilk Türkiye nüfusu 5 milyon artmış. O gün seçim yapılma, pazar günleri yapılır seçim. Eve kapanırdık, sokak açmak yasağı vardı. O günün gazetesinden bu haber de enteresan geldi. Ayasofya, Allahu Ekber sesleriyle inledi diyor seçim yapılırken. Zaruri bir açıklama olarak geçmiş. Böyle bir seçim günü Ayasofya'da bir ezan okuma eylemi olmuş. Meclis hükümeti zamanında dolara yapılan değer indirimi. Herhalde bu kelimeyi de o zaman da ilk kez duymuşuzdur. Devalüasyon. Enflasyon gibi kelimeleri öğrenmeye başlıyoruz. 1 dolar 15 lira oldu. Yani dolar Cumhuriyet'in ilan edildiğinde 1 liraya eşitti. Demek ki 50 senede 15 liraya ancak çıkıyor. Hatta 15 liraya burada karar alındığında. Daha öncesinde kaç lira onu okumadım. Kaçtan 15 liraya çıkartıldı. Asıl büyük düşüşü işte 75 80'de Özal zamanında göreceğiz. En büyük devalüasyon yanında muazzam şekilde değişecektir doların fiyatı. Bağımsızlaşan ülkeler, bu kez Angola'yı görüyoruz. Yani bu modelin yüzü. Bu ise yoksullar yüzü. İspanya, Yunanistan'da 75'te askeri cuntadan demokrasiye, cumhuriyete geçinme oylaması yapıldı demiştim. Benzer şekilde İspanya'da da yönetim değişikliği oldu. 75'te diktatör Franco öldü. Yine Türkiye'den Filistin'e giden sol gençler gibi bir de İspanya'ya gitme modası vardı o zamanlar. General Franco'ya karşı çarpışan dünyadan hep eylemciler gidiyordu. Şimdi İslami
DAEŞ, Kaide gibi hareketler, o zaman sol hareketler bunu yaparlardı. Dünyada eylemli silah. Bugün neredeyiz? Şili'deyiz. Bugün İspanya'dayız. Bugün Yunanistan'dayız. Bugün Lübnan'dayız. Toplanırsınız, gidersiniz. Ve onun ölümü ve akabinde Juan Carlos İspanya kralı, monarşi İspanya'ya geri döndü. 86'da demokrasiye geçtikten sonra Avrupa Birliği'ne İspanya'nın girişi gerçekleşecek. Yunanistan 81'de İspanyol'dan 5 sene sonra girdiler. Yani gördüğünüz gibi Yunanistan Avrupa'nın bize en yakın bölgesi, doğu ucu, İspanya en uzak bölgesi, batı ucu. 75'e kadar Yunanistan'dan İspanya'ya kadar Avrupa'da monarşiler var, krallıklar var, diktatörlükler var. Kuzeyde ise zaten devam ediyor. Danimarka krallık, Belçika krallık, İngiltere krallık. Bir arada Almanya'nın ve Fransa'nın bu hanedanlıktan vazgeçmesi var. Surinam, bakınız yerine. Guyana, Surinam, Fransız Guyana'sı. Bunun çok enteresan bir sömürgecilik tarihi var. Hollanda ile Amerika arasında öyle el değiştirip gelip giden, takas edilen yerler. Onun sömürgesini veriyor, o ona bununkini veriyor filan gibi. Bir Müslüman nüfus da var Surinam'da. Hollanda'da bugün çok sayıda Surinamlı göçmen var. Oranın vatandaş olmuşlar. O sömürgeciden gelen bir geçmiştir bu. Nihalatsız'ın ölüm tarihi. O dönemin tetiş hareketlerinde meşhur uluslararası bir isim Carlos. Sonraki yıllar, yani şu isimlerle o zaman gazetelerde görüldü. Carlos aranıyor, Carlos filan yerde. Carlos şunu yapmış. Hapishane yıllarında Müslüman oldu. 75 Erbakan 1. MC Koalisyonu İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nı Sovyetlerle yaptı Türkiye. Ve Alexis Kosygin, Sovyetler Dışişleri Bakanı, açılışa geldi. Türkiye ile Sovyetler Aralık, yani 75-73 ambargo, haşhaş ekimi filan, gördüğünüz gibi Amerikalı olan bu gerilim yıllarımızda böyle şeyler vermişiz, mesajlar. Şimdi Putin'le yaşadığımız aşık kıskandırma hikayesi gibi. Pol Pot rejimi Demokratik Kamboçya için anayasayı kabul etmiş. Meşhur Kırım yazarı Agatha Christie'nin ölümü. Kızıl Ordu fraksiyonunun Batı Almanya aşırı sol militanı Baader-Meinhof grubu hapisteki üyeleri aleyhinde dava Stuttgart'ta başladı. Bunlar hep geride kaldı tabii. O zaman Batı Almanya'da böyle bir eylemci sol grup vardı, Baader-Meinhof grubu. 76 Amerika bağımsız bir Filistin devleti çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler kararını veto etti. Yani 48'de İsrail kurulmuştu bildiğiniz gibi. Araplar için de Birleşmiş Milletler bir devlet bağışlamıştı. Ama parçalanmayı kabul etmeyle mümkündü bu. Filistin bütününe sahip olmak istediği için bunu kabul etmemişti. Ama Birleşmiş Milletler o kararını Filistin için sürdürüyor. Filistin şimdi kabul ediyor ama İsrail vermiyor. Böyle bir hikaye. Fakat gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'in kararını ABD tanımıyor. Filistin'e devlet olma çağrısını. Bazı Cezayir'e savaşlar var burada. Sahra savaşları maalesef. Depremler. Şevket Süreyya Aydemir, suya yürüyen adam. Yine Mustafa Kemal kültünü yaratan bir mürit. Kazalar ve terör eylemleri. 1 Mayıs 1976. Herhalde bunu millet alabiliriz anomi için. 50 yıllık aradan sonra 1 Mayıs İşçi Bayramı İstanbul Taksim Meydanı'nda yapılan büyük bir mitingle kutlandı. 50 yıl aradığında ne mana geliyor? 1926'da yapılmış, ondan sonra Cumhuriyet yasaklamış 1 Mayıs'ı. Ve MC hükümeti zamanında bunu kutlamaya başlıyorlar. Bir sene sonraki
1 Mayıs ise kanlı 1 Mayıs olacak. Ondan sonra ise yine Türkiye'nin korkulu rüyası olacak. 1 Mayıs yürüyüşlerine izin vermeyecek. 12 Eylül darbesi bu şartlar içinde gerçekleşecek. Parçalanmış olan Vietnam'ın birleştiğini görüyoruz. Kuzey Yemen birleşti daha önce. Şu yine önemli bir baskın hadisesi, Entebbe operasyonu. 4 Temmuz'da İsrail, Filistin baskın olayları. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 395 sayılı kararı kabul edildi. Zedong Mao'nun ölümü 75'te haber olmuştu Çin, Chiang Kai-shek'in ölümü nedeniyle. Tabii bu da Çin tarihinde kurucu önderi. Yani Lenin 24'te Sovyetler lider olarak öldü, 53'te Stalin öldü. Türkiye lideri 38'de öldü. Hitler 45 sonrası Almanya'sına erdi. Mussolini 45'te intihar etmişti. Eisenhower, o meşhur uluslararası dünyayı paylaşma konferanslarının yapılmış olduğu yıllarda savaş sonrasını görmeden vefat etmişti. Bu da Çin sonrası Mao'nun, Mao sonrası Çin'in tarihinin başlangıcı demek, 76. Evet, bunlar da yine hayat içindeki rol model sahibi olan kızlar. Biz bunu 2000'lerde TRT'de yayınlanan ya da tüm medyada reklamlarla tanıdığımız bir özgür kız imajı yaratmışlardı. Tek başına kendisi dolaşan dünyayı, bu cep telefonları özgürlüğün sembolü olarak yapılıyor. Türkcell reklamlarında artist olarak kullanıyorlardı ama bir figürdü arkasında, bir dizi, daha sonraki neslin rol modeli olan bir imaj bunda yaratıldı. Sonra şarkıcı yaptılar, şiir sözlerinde yine o özgür kız imajını besledi. Soysallar ailesinden. Deprem. Derinleşiyor gittikçe öğrenci hareketleri, yani haftada birken günde bir ölümlere, günde birkaç ölümlerine böyle sayı giderek artacak. Zaman zamansa bu tür birkaç kişinin ya da 8-10 kişinin öldüğü öğrenci olayları ya da fabrika eylemleri, pusular, kahvehane baskınları karşımıza çıkacaktır. Türkiye, Irak petrol bora attı, yumurtalık hizmete girmiş. Erzurum Atatürk Üniversitesi süresiz olarak kapatıldı, can güvenliği kalmadığı için. Ocak 77, kış semestrine doğru gidiyoruz. Demek ki böyle üniversiteler güvenlik endişesiyle kapatılabiliyor. Bakınız bu havadise 77, TRT'nin durumu. Haftada yayın süresi 65 saate çıkartıldı diyorsunuz. Yani şimdiki 24 saatlik yayından bahsetmiyorsunuz. TRT'nin açılışı var, kapanışı var. O süre açılıyor. Hafta sonu öğleden sonra başlar. Yani bu yıllarda gündüz televizyon yok diğer dönemlerde. İşte onlara tekabül ediyor. Siyah beyaz tek kanal ve böyle parça parça saatte genişlemeler yapılıyor. Yani bunlar niye haber konusu oluyor? Çünkü hala bölünmüş dünyadan bahsediyoruz. 10 sene sonra Batı'da Varşova Paktı dağılacak. 77'de Türkiye-Bulgaristan ekonomi protokolü imzalaması, iki ayrı kampın iki komşu ülkesi arasında önemli. Tabii 75, 76, 77 Amerika ile hala nahoş durumumuz var, mayhoş durumumuz var. Bu tür denemelerde bulunuyoruz. Embetbe baskını gibi 77'de Atoka katliamı, bu da o dönemde konuşulan önemli bir uluslararası terör hadisesi. Grevler var, boykotlar dışında. Uçak kaçırma eylemleri görülüyor. Bir de küreselleşmenin getirdiği karma
filan yerde doğan falan uyruklu falan ait. Onlardan bir isim bu. Daha sonra Shakira diye meşhur olacak bir Arap kızımız. Başkurdistan, Sovyetlerde şu anda özerk bölge olan bir bölgenin edebiyatçısı. Depremler, uçak kazaları ya da kaçırılmaları Beyrut'a, kaçırılma. Bunu Danıştay saldırısında tanıyacağız, Avukat Alparslan Arslan'ı. Hı? Evet. 583 ölümlü bir kaza. Antalya'nın Elmalı'sında bir deprem olmuş. Ecevit'te bir suikast girişimi. Kamboçya-Vietnam arasında savaş. Ve gelecek sene 1 Mayıs. Geçen sene 50 yıl sonra aradan sonra ilk defa yapılmıştı. Bu da kanlı 1 Mayıs yalanan 1 Mayıs işçi. 39 kişi öldü. Sol örgütler birbirini öldürdü. Tabii daha sonra bunun yani bir provokasyon olduğunu, birbirlerine ateş açtığı görüntüsü verdirildiğini ama işi mitin organize ettiği yazıldı ve çizildi. İsrail'in başında Menahem Begin, Likud Partisi seçimler. Yine teknoloji alanında Osmanlılar, daha sonra doğuracağı etkileri bilinmeyen, haber olmayan ama şimdi haber yaptığımız işin tarihi itibariyle olaylar. 77 Türkiye'de genel seçimler. 73'te yapılmıştı hatırladığınız gibi. 75'te bir ara seçim değil de senato seçimleri vardı. Şimdi ikinci seçim. CHP bu seçimlerden birinci olarak çıktı. Ama 200 küsur aldı. 450 milletvekili seçiliyordu. Tek başına hükümeti kurmaya yetmiyordu. Ama arada da az sayıda milletvekili kalmıştı. Ecevit her bir bakana, bağımsız milletvekiline bir bakanlık vaat ederek bir otel lobisinde yaptığı anlaşmayla acayip bir hükümet kurdu. Yani adam güven oyu verdi Ecevit'e başbakan olsun diye, karşılığında bakanlık verdi Ecevit. Şimdi yedili Cumhurbaşkanı yardımcısı gibi bir garabet, bir otel asesi. Daha sonra tabii böyle gelen milletvekilleri ne kadar namusu vardır. Yolsuzluk olaylarından sonraki yıllarda yatanlar oldu. Kayseri cezaevinde uzun yıllar yatanı vardı, bundan bir tanesi. Böyle bir şeyimiz var. Bu seçimlerde MSP oylarını yarı yarıya kaybetti. Millet oylarını değil de çıkardığı milletvekili sayısını 48'den 24'e indi sayı. Ama Ecevit on birincisini tarihi yanılgı olarak nitelendirerek milletvekillerini de bağımsızlar kabul ettiğinde hükümet kurma şansını bulduğu için Erbakan'ı almadı. Bu hükümet fazla ömürlü olmadı. Bir seneyi bulmadan bakanlar, işte yolsuzluk iddiaları, yargılanmalar yıkıldı. Yıkıldıktan sonra yeni seçimde yapılmadığına göre bir dahaki seçim 81'de yapılacak. Yine hükümet krizi ortaya çıktı. Ecevit birincisini yapmadığını ikincisi yaparak Erbakan'ı çağırıp hükümet kurma şansı var ama buna yine tevessül etmedi. Öyle olunca ikinci MC hükümeti kuruldu. Pakistan'da Ziyaül Hak adını duyuyoruz. Zülfikar Ali Bhutto askeri darbeyle devirdi ve Pakistan'da şeriat ilan ettiğini söyledi. Kenan Evren iktidara geldiğinde de Ziyaül Hak Pakistan'da askeri cumhurbaşkanı olarak vardı. Aralarında epey bir dostane ilişkiler oldu. Somali, Etiyopya arasında Ogaden Savaşı o dönemin yine kanlı haberleridir. Esad Mahmud'un ölümü. Libya, Mısır arasında çatışmalar yaşanıyor 77'de. Nasır zamanında bunların birleşme denemeleri falan yapılmış. Savaşlar yaşanıyor. Yine para oranında oynamalar. Markın alış fiyatı 730 kuruştan 763 kuruşa. Satış fiyatı da 778 kuruşa yükseldi. Türk lirasının değeri mark karşısında
%4,5 oranı düşürüldü. Yani şunun manası ne? 1 mark 1 lira değil. Türk lirası, dolar 15, arada muazzam fark var ama marktan değerli. Panama-ABD arasında kanalın istasyonu için anlaşmalar. Yüzyılın sonunda Panama'ya kanalı devretmeye söz vermiş Amerika. Benzer bir şekilde de İsrail, pardon, Hong Kong'u İngiltere'nin 99 yılına Çin'den kiralaması vardı. O 1996'da büyük törenlerle gerçekleşti. Hong Kong Çin'e verildi. Enver Sedat 77 Kasım'ında İsrail'i ziyaret etti. Bu sonunda getirecek olan süreci başlattı ve Arap tarihinde Filistin davasında bir kırılma noktası oldu. Bedel olarak da yapılan anlaşmalar sonunda İsrail'in işgal etmiş olduğu 67'deki yerleri aldı. Bunun bedel olaraksa iki dost ülke haline geldiler. Biliyorsunuz süreç böyle gelişecek, şekillenecek. Cibuti ve Vietnam Birleşmiş Milletler'e katıldılar. Vietnam kuzey ve doğusu birleşmişti biraz önce haber olarak görmüştük. Bir sene önce savaş bitmişti. Cibuti 76'da bağımsızlık verilen bir şeyin çıkışında, Kızıldeniz'in okyanusa çıkışında tam o köşede bir küçük devlettir Cibuti. İkisi Birleşmiş Milletler'e üye oluyorlar. Sessiz sinema. Hani ölüm. Abdullah Baştürk, Disk Olağan Kurulu'nda başkanlığa seçildi. İlerleyen anonim ortamında bu tür sendika başkanlarının ölümlerine tanıklık ediyoruz. Kazalar, uçak kazaları. 78'e nasıl başladı Anarşa Vadisi? Son 2 haftada siyasi cinayetler sonucu 30 kişi hayatını kaybetti. 2 haftada, demek haftada 15 kişiye varıyor. Ecevit hükümeti 218'e karşı 219 oyla Birleşmiş Milletler'den güven oyu aldı. Buraya nasıl geldik? Daha önce hükümet kurmuştu, azınlık, bakanlar vardı. Ecevit hükümeti kurulmasından falan bahsetmiştim. Daha sonra Ecevit olayı gerçekleşecek, pardon, orada MHP hükümeti kuruldu. Bunların seçimi kazandı ama MHP hükümet kurduğu için buna hükümet kurma şansı vermediler. Fakat MHP hükümeti yıkılınca Ecevit o dediğim pazarlığı yaparak hükümeti kurdu. Takdim tehir yapmışız. Düzeltelim onu. Bunu da aylarca takip etmiştik. Aldo Moro, İtalya Başbakanı. Ama da Kızıltugaylar tarafından kaçırıldı. Sonunda öldürüldü. Takas yapmak istediler İtalya teröristlerle. Anlaşmayacağım dedim. Almanya'nın Baden-Meinhof örgütünden bahsetmiştik. Bu da İtalya'nın eylemci sol örgütü Kızıltugaylar. Yunanistan'da da bir 17 Kasım örgütü vardır. Yine terör haberi. İstanbul Üniversitesi'nden çıkan sol görüşlü 100'e yakın öğrencinin üzerine bomba atıldı ve silahlı ateş açıldı. 16 Mart katliamadı verilen. Bugün 14 değil mi? Olayda 5 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Olayın faili yakalanamadı, üniversite süresiz kapatıldı. Bu olaylar 12 Eylül sonrası açılan davalarda konu olacaklardır. Aha, Balgat saldırısı vardır, bu saldırı vardır, diğerleri vardır. 12 Eylül sonrasında meşhur davaları. Tabii cinayetler vardır. Nihat Erim öldürülmüştür. Malatya Başkanı öldürülmüştür. Evet, tam da söyle, adı geçmişti. Malatya. Hamit Fendoğlu. AP'li Malatya Belediye Başkanı. Bir pakette gönderilen bomba açıyor ve onun sonucunda öldü. Aldo Moro'nun cesedi bulundu.
19 Mayıs 78. 19 Mayıs bayram. Gençlik ve spor bayramında kız öğrencilerin kıyafetlerinden dolayı aleyhte tezahürat yapıldı. İstanbul'da tribünlerin önünde bomba patladı. Antakya'da kız öğrencilere saldırıldı, elbiseleri yırtıldı. Böyle haber yapıyor gazete. Erbakan Anıtkabir'e gitmedi. 19 Mayıs. İmralı cezaevinden kaçan Billy Hayes'in yazdığı romandan uyarlanarak sinemaya aktarılan Gece Yarısı Ekspresi filmine protesto edildi. Türkiye'deki cezaevi koşullarını kötü gösteriyor diye Türkiye'de gösterimi yasak olan bir filmdi. Yine Asala eylemleri var. Yemen Arap Cumhuriyeti Başkanı bombayla öldürüldü. ABD Senatosu Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunu uzun tartışmalardan sonra şartlı olarak kaldırmaya karar verdi. Türkiye'de yükselen anarşi olaylarından mütevellit, Sovyetlerin bir müdahalesinden çekinmeye başladı Amerika. Ki bir sene sonra Afganistan'a bu tür müdahale yaptı. Daha önce Macaristan'a, Çekoslovakya'ya yaptığı müdahaleler var bilindiği gibi. Türkiye'de de gidişat Amerika'yı ürküttü. Tuvalu, İngiltere'den bağımsızlık elde etmiş bir küçük devletçik. Yine bir saldırı, suikast. Bu da yine Bahçeli Evler davası diye bilinir. 7 tipli öğrencinin öldürülmesi. Ve diyalog papası, 2. Jean Paul, orijinal adı Karol Wojtyła, Polonyalı. Karayip'te Dominika, bağımsızlık elde eden bir ada. Şu da yeni dünya dinlerinden biri, tarikatlar. Guyana'da, Jim Jones önderliğinde halkın tapınağı. 909 kişi siyanür ile toplu intihar eylemi gerçekleştirdi. Bunu rivayetlerin iki derslerinde bu kült hareketleri anlatırken bir derste ona da değinmiştim bu olaya. Sanırım görselleri de vardı video şeklinde. Evet, 78'de APO örgütü PKK'yı kuruyor. Tabii o zaman kendilerinin bildikleri bir örgüt. 12 Eylül demek ki gerçekleştiğinde örgüt 2 yaşında var ya da yok demektir. 78, 88, 98, 20 sene sürecek. Ondan sonra ise hapis hayatı başlıyor. Hapise geçirdiği dönem, örgütte geçirdiği dönemden daha uzun oldu. Türkiye'de ilk defa Hacettepe Üniversitesi'nde kalp nakli gerçekleştirilmiş. Onun haberini görüyoruz. Ve yine büyük olaylar, Çorum olayları, Maraş olayları. Bu kez de Alevi kahvehanelerine, evlerine, sokaklarda yapılan saraylar, sinema olayları vesaire. Bunlar Türkiye'de önemli derin yaralar açtı. Bu kez sağ solu da aşan bir şekilde bir de etnik şeyi kaşıdı bu Maraş ve Çorum olayları. Çünkü Alevi, Sünni şeklinde bir yansıması toplumsal hafızaya kazındı bilindiği gibi. Bu Kahramanmaraş olaylarının Yedi Güzel Adam dizisinde işlemişlerdi. İspanya'da düzenlenen anayasa referandumuyla 40 yıl diktatörlükten sonra demokrasiye geçildi. 86'da Avrupa Birliği'ne girdiğinden bahsettim. Tabii döviz sıkıntısından dolayı bakın ne tür önlemler alınmış. Turistik amaçlı yurt dışına çıkışlar 2 seneden 3 seneye çıkartıldı. Yani 2 senede bir çıkabiliyormuşsun, daha da yetmemiş. 3 senede bire çıkartılmış. Çıkarken de belirli sayıda döviz veriliyordu. Mark, dolar veriliyordu. Daha fazlasını yanında götüremiyordun. Yani her şey karneye bağlı. Bu karneye bağlılıklar yani Ecevit hükümeti
İnönü döneminde bahsederler. Bunlar gördüğünüz o dönemin Türkiye'nin başka alanlarındaki karnelerdir bunlar. 79'larla bitiriyoruz dönemi. İngiltere'de Noykonlar, Margaret Thatcher hükümeti, Muhafazakar Parti, bunun iktidara gelişini görüyoruz. Çin ile ABD arasında diplomatik ilişkiler 79 ancak başlamış. Kızıl Kemer iktidarı devriliyor. Rıza Pehlevi 16 Ocak 79 ailesiyle beraber ülkesini terk etti. Böylece İran'daki 2500 yıllık monarşi yönetimi sona erdi. Henüz Hümeyni 2 hafta sonra dönecek ve 11 Şubat'ta da İran İslam Cumhuriyeti ilan edilecek. 1 Nisan'da da onun anayasası yapılacak. Demek ki Ocak, Şubat, Mart, Nisan bunlar 79 tarihi İran'ın tarihinde, Amerika'nın tarihinde önemli bir dönemeç. Demek ki 60 kuşağı 60 ihtilalle başladı. Yani 1 Ocak'ta değil, 27 Mayıs'ta 79 itibariyle de söylersek 11 Şubat'ta sona erdi. Veyahut da 80'e taşırsak 12 Eylül darbesi, iki darbe arası. Bu da bir anlamlı kesit olabilir. İran devrimiyle sonlandırmak da anlamlı olabilir. Çünkü o sonra dünya siyasetinde, Türkiye siyasetinde yeni bir dönem İran'la da açıldı. Türkiye etkisi daha çok Türkiye ile sınırlı ama İran daha geniş dünya tarihiyle ilgili bir kesit de ortaya çıkartacak. Ayrıca 79'un sonlarında Kasım ayında da İslam dünyası takvim itibariyle 1300'de Hicri yılları bırakacak. 29 Kasım 1979 1 Muharrem yani 1400 yıllara gireceğiz. Demek ki 60 darbesi ve hatta 79'ların sonu olduğu için 80'e de giriş manasına geliyor. Yani 11 Eylül'de 29 Kasım'ı da 12 Eylül'de varoluş kuşağının sonlanma tarihi olarak kabul edebiliriz. Demek ki 20 sene kalana kadar 1400 yıllara Hicri tarih itibariyle 1300'lerin son 20 yılındaki kuşak demektir bir diğer şekliyle de varoluş kuşağı. Bir arkadaşımız çiziyor bunu böyle. Bu da böyle kalıyor. Ve 1 Şubat yani Hümeyni'nin İran'a döndüğü tarih Fransa'dan uçakla iç haberlerde ise Abdi İpekçi'ye yapılan suikast ile çalkalanmaktaydı. Mehmet Ali Ağca'nın bir teşebbüsü. Papa cinayeti gibi bir de Abdi İpekçi cinayetinden yargılandı. 11 Şubat'ta İran devriminin gerçekleştiğini görüyoruz. Aynı tarih hafta şöyle bir haber de var. Sahra Çölü'nde ilk defa kar yağdı. 18 Şubat 79'da tarihte. Tabii İran devriminden sonra İran'ın uluslararası ilişkileri anlaşmaları da yeni baştan gözden geçiriliyor. 79'da Türkiye Sento'dan çekildiğini söyledi. İran, Türkiye, Amerika'nın gözlemci oldukları bir anlaşma. NATO'nun bir yumuşak biçimiydi bunlar. Zülfikar Bhutto'nun idamını görüyoruz. 78'de Ziaül Hakk'ın askeri darbesinden bahsetmiştik. Sonra da yargılandı. Bhutto Çin yanlısı siyaset yapıyordu. Darbeden sonra Pakistan'ın çizgisi Amerika'ya yaklaştı. Bu kızı biliyorsunuz Filistin olaylarında Rachel Corrie. İsrail tarafından öldürülmüştü tankların üzerine yürüyen. Bu yavrumuz da bu tarihte doğmuş. İdi Amin'in vefatını görürüz. Uganda'nın devlet başkanı. Sonra Hristiyan başkanlar oldu Uganda'da. Hatırlar o kadar. Müslümanlar galiba azınlık Uganda'da. İri yarı bir adamdı. Epey karikatürize etmişlerdir bunu o döneme yine Türk basını. Yani adını da böyle meşhur ettiler. Normalde Iydi Emin'dir bu isim yani. Iyd bayram bildiğiniz gibi. Emin. Bayram Emin demektir. Böyle telaffuz edilince ne kadar uzak oluyor.
Öyle. Serre bare. Yani serre dedi. Seyit yani. Fransızca yazım tarzını. 79'da 25 Nisan sıkı yönetim 2 ay daha uzatıldı. Yani peş peşe sıkı yönetim uzatmalarını görüyoruz demek ki. Oysa ki 76'da Kıbrıs 75'te hatta için ilan edilen sıkı yönetim kaldırılmıştı ama şimdi terör üzerinden var. Ve bu bitmeyecek tabiatıyla. Tabii sonraki dönemde evrene, askeri zaten yönetime dönmüştü, sıkı yönetim vardı. Neden sıkı yönetim zamanında anarşiyi önlemediniz diye politika soracaktır. Yani bahaneniz o iktidara gelmekti. Yoksa sıkı yönetimde bütün yetkiler zaten elinizde vardı. Niye? Terör devam etti de darbe olduğu gün bir anda kesildi. Yine asker, sivillerin bir etkisi yok ki. Bu da Muhsin Ertuğrul, Türkiye'nin kült tiyatrocusu, Türk tiyatrosunun kurucusu olan bir adamdır. Bir Adam Yaratmak Necip Fazıl'ın eserini ilk oynayan isimdir. Film rejiliği de vardır. Dolayısıyla o cenahın hocaların hocası olan bir isimdir Muhsin Ertuğrul. İran devrimi Nisan'ın başında anayasayı kabul etti ve 1 Mayıs'ta da İran, arka arkası gelmeyen, kesilmeyen darbelerle, pardon, suikastlerle karşılaşacaktır. Today örgütü, halkın mücahitleri diye bilinen bir örgüt. Eylemler yapıyordu. Onun ilki önemli kayıplardan biri. Murtaza Mutahhari'dir. Murtaza Mutahhari devrimden sonra Tahran'daki cuma namazlarını kıldıran bir liderdi. Kürt kökenli bir ayetullah'tı. Thatcher, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı olduğu Demir Lady diye anılan O'Connor'ın önderliği. Bu Sovyetlerin yıkılmasından sonra da NATO'nun rengini kızıldan yeşile çevirelim diyen tarihin sonu tartışmalarındaki kadındır aynı zamanda. TÜSİAD, Ecevit hükümetine muhtıra verdi. Çekil dedi, beceremiyorsun dedi. 79 anarşiden bir taptılar. Kovboy filmlerinden, siyah beyaz dönemden bir isim, çehresini hatırlarız. John Wayne ölmüş. Yine bir devalüasyon, IMF'nin baskısı, para bulmada zorlanıyoruz. Lüksemburg gibi küçük ülkeden bile borç almak için adam gönderiyor Demirel. Tabii Demirel hükümeti var artık. Ecevit dönemi çekildi. Bu kez Demirel'le de Erbakan hükümete girmedi. Ecevit bahsettiğim gibi bağımsızlara bakanlık vererek hükümet kurmuştu. Ecevit'in, Demirel'in ise daha az milletvekili var. Bakanlıkla kurtarılacak bir durum yok. Erbakan dedi ki gerek yok. Ben koalisyona girmeden seni dışarıdan destekleyeceğim. Azınlık hükümeti kurdu yani. Hükümete girmeden Erbakan olumlu oy vererek hükümetin kurulmasını sağladı ama bir şekilde de Demirel'i esir almış oldu. Yani her an yıkabilirdi çünkü desteğini çektiğinde. Nitekim 12 Eylül darbesinden 5 gün önce Dışişleri Bakanı'nı yıktı mesela sadece diğerinin ilgili. İsrail'e yapmış olduğu temastan dolayı. O dönem bir siyasete kelime armağan etti Erbakan, kerhen desteklemek. Yani hükümeti isteyerek değil, kerhen destekliyoruz. Yine çoğu filmi siyah-beyaz dönemde olan Türkiye'nin yönlerinden Mason, sanırım Ermeni Ayhan Işık öldü. Bu da 2000'ler Türkiye'sinin yeni neslinin bir Tarkan gibi kült ismi Barış Akarsu bir trafik kazasında öldüğü için bir dramatik konu olmuştu. Ağca'nın yakalanması, sonra kaçacak yine hapishaneden. Bu da önemli bir dönemeç Türk-Filistin ilişkilerinde. 3 Filistinli eylemli çıkan çatışmalar. Nikaragua, Somoza'nın devrilmesi. Nikaragua'daki sol hareket. Tabii bu darbe olaylarında kilise, Katolik kilisesindeki papazlar diktatörlüğe karşı gerillalara destek verdiler. Bu Latin Amerika'daki sol ilahiyat denen bir akımı doğurdu.
Ertuğrul dizisinde oynayan delikanlı doğmuş. Arafat Türkiye'de 5 Ekim 79 Filistin bayrağı çekiliyor. Türkiye'deki temsilcilik, elçilik seviyesine yükseltiliyor Filistin için. Yani ne kadar adımı gıdık gıdık ilerleyerek Filistin'i Türkiye tanımaya doğru yükseliyor. Asala eylemleri hala devam etmekte. Bağımsızlık kazanan küçük adalar, ülkeler daha keza. Ve 79 Zilhicce'sinde Kurban Bayramı zamanı İran'da 3000 kişilik bir grup Amerika'nın elçiliğini basarak 53'ü Amerikalı olmak üzere 90 kişiyi rehin aldı. Bu rehin alma eylemi bir yıldan fazla sürdü. 400 günü buldu. Siyah belgelerini yayınladılar. Türkiye ile ilgili belgeler de vardı. Amerika'nın kirli çamaşırları deşifre edildi. İsimleri imamın izindeki öğrenciler diye anılırdı o hadiselerde. Yine bir suikast. İlhan Egemen Darendelioğlu suikasti. Ağca Maltepe askeri cezaevinden kaçtı ya da kaçırıldı. İtalya'ya gitti. Sonra onu 81'de Papa cinayetinde bu kez tetikçi olarak göreceğiz. O Papa 28 Kasım 79'da Ankara'ya geldi. Bakın şimdi tarihe. 25 Kasım 79 Mehmet Ali Ağca Maltepe askeri cezaevinden kaçtı. Abdülbekli cinayeti için girmişti. 25 Kasım. 3 gün sonra ise Papa II Jean Paul Ankara'ya geldi. Bu ise 1,5 sene sonra o papayı İtalya'da evinde öldürecek. Ama karşı tarihte Türkiye gelme hadisesi var. Çok enteresan bir durum. Acaba Türkiye'deyken de bir teşebbüsleri var mıydı? Gerçekleştiremediler. O tarafa uzatıldı. O tarihte kaçırılmasının böyle bir irtibatı da var mıydı? Ve 29 Kasım 1979 tarihi bir Muharrem'di. Bu kez bir Muharrem. Yeni bir yüzyılın ilk bir Muharrem'iydi. 1400 yıllar. Şimdi hala 1440'lı yıllarındayız bu kesidin. Kimi bağımsızlık kazanan ülkeler işgalcilerin adıyla, yani Rodezya, işgalci sömürgenin adı. Anılan ülkelerin adlarını daha mahalli dilden isimlerle dönüştürüyorlar. Birçok ülke bunu yaptı. Hala da bu süreç devam ediyor. Zimbabwe olarak bugün andığımız ülke Rodezya diye anılırdı. Sir Rhodes'un işgal ettiği. Yani Amerika'nın adı öyle değil mi hala? Kolombiya denen ülke işgalcinin adı değil mi? Kolombus'un adı. Yani koskoca ülkelerin adı. Cumhuriyet şairi Behçet Necati'nin ölüm tarihi Aralık'ta olmuş. Ve 79'u böyle kapattık. Yılbaşına doğru yürüyoruz. Noel Avrupa'da Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti. 79 bitti. 80'e öyle erdik. Artık gündemimizde 79'un başından itibaren İran, 79'un sonundan itibaren de uzun yıllar konuşacağımız, onlarca yıl konuşacağımız, hala konuştuğumuz bir Afganistan konusu devreye girecek. 78'de Türkiye Rusya ambargoyu kaldırmıştı. Bahsettiğim gibi Sovyetlerin müdahalesinden korkuyordu Türkiye'ye. İran'ı kaybetti daha sonra bildiğiniz gibi. Şimdi Afganistan'da bir Sovyet dönemi başlıyor. Ve İspanya'da Katalonya Özerk Bölgesi kuruldu. İspanya'da demokrasiye geçtikten sonra Katalonya'ya isyanı bitirmeleri için özerklik vermiş. Hala İspanya'da da bu Katalonya baskı bölgesi sorunu biliyorsunuz tam olarak çözülmedi, devam etmekte. Evet arkadaşlar, iki hafta sonra 12 Eylül darbesi sonrasında 85'e kadarki dönemi konuşmayı umuyorum. Hepimize hayırlı depremsiz günler dilerim.